Diyarlardan gönüllere. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine baş başayız. İnşallah Teala bugün yine mübarek bir zatın hayatını sizlere arz etmeye çalışacağız. Efendim her zaman olduğu gibi Mehmet Fatih Oruç abimiz inşallah Teala birazdan bizim programa katılacak. Sanırım ufak bir teknik problem yaşıyor. İnşallah problemini halleder etmez bizimle beraber olacak. Efendim geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Bolu'da devam etmiştik. Yine inşallah Teala bugün Bolu'daki Evliya Zatları anlatmaya devam edeceğiz. Bu hafta Geredeli Abdullah Efendi Hazretlerinden inşallah Teala sizlere bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız onun hocası mübarek Safi Amidi Hazretleri ya da Mustafa Safi Efendi'yi sizlere nakletmiştik. Kabri Şerifi Bolu merkezde Taş Camii'nin hemen yanı başında demiştik türbesi. Geredeli Abdullah Efendi Anadolu'da yetişen velilerdendir. 19. asrın sonlarında yaşamıştır. Tasavvufta Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin derslerinde ve sohbetlerinde kemale geldi. Hocasının vefatından sonra yerine irşat, insanlara doğru yolu gösterme vazifesini efendim üstlendi. Mustafa Safi Efendi Hazretleri için bir menakibname yazan Halil İbrahim Efendi, Geredeli Abdullah Efendi'den de bahsedip şöyle yazmıştır. Safi Efendi Hazretlerinin bir halifesi de Gerede kasabasından Abdullah Efendi'dir. Safi Efendi Hazretlerinin sohbetlerinde kemale erip akranlığını geçmiştir. Yani mevcut talebelerin hepsini geçmiştir. Safi Efendi Hazretlerine intisabını şöyle anlatır. Daha önce Gerede'de metfun Şeyh Halil Efendi'nin sohbetlerine devam ederdi. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış idi. Bu derecedeyken kendi hocası Halil Efendi vefat edince istigrak hali deniliyor buna. Kendini unutup kendinden geçmiş bir vaziyette kaldı. Daha sonra Bolu'ya gidip Hacı Mustafa Safi Efendi Hazretlerine halini anlatıp onun talebesi oldu. Mustafa Safi Efendi Hazretleri onu talebeliğe kabul edip tasavvufta erbeyin denilen ve 40 gün bir yerde kalmak olan çile yaptırmak için onu bir odaya koydu. Abdullah Efendi erbeyine girince önceki halleri tamamen kayboldu. Zannetti ki yani bir anda bütün hallerini kaybetti, tamamen perişan bir hale geldi. Bu haline şaşırıp üzülerek gece gündüz ağlamaya başladı. Sanki yeni bir talebeymiş gibi. Halbuki başta da söyledik hatırlarsanız tasavvufta birçok derecelere geçmiş idi önceki hocası sayesinde. Böylece 35 gün geçti. Bu çileye girmesi sebebiyle hallerini kaybettiği kanaatine vararak artık buradan çıkıp kaçıp gitmek istedi. Dergâhtaki talebelerden bazıları farkına varıp onu bu kararından vazgeçirmek için erbeğini tamamla ondan sonra gidersin diyerek kalmaya razı ettiler. 39. günü tasavvuf yolunda yeni ilerlemeye başlayan bir talebede hasıl olan haller gibi önce tecelli-i ef'al, sonra tecelli-i sıfat ve daha sonra da tecelli-i hal zuhur edip parlamaya başladı. Hemen Safi Efendi Hazretlerinin huzuruna koşup halini ve hasıl olan durumu anlattı. Bunun üzerine Safi Efendi Hazretleri ona, evladım biz adamı hem soyar hem de giydiririz buyurdu.
Önceki halinde kalsaydın, rehberlik etmekte zahmet çekerdin. Dervişlere vakıf olamazdın. Şimdi elhamdülillah tertip üzere zuhur etti diyerek onu teselli etti. Sonra birkaç halvet daha yaptırdı. Tasavvufta yetiştirip kemale erdikten sonra ona hilafet verdi. İnsanlara rehberlik etmesi için vazifelendirdi. Bu zatın medrese tahsili yok idi. Fakat tasavvufta kazandığı kemal derecesiyle hangi ilimden bahs açılsa o hususta bilgi verir, sorulan sualleri cevaplandırırdı. Zamanının meşhur müderrislerinden Çankırılı Muhammed Ağa, bir gün Abdullah Efendi Hazretleri ile ilmi mevzulara dalmıştı. Hangi ilimden, hangi mevzudan ve usulden ne öğrenmiş ve ne biliyorsa, Abdullah Efendi Hazretleri ona hepsinden bahisler açıp izahlar yaptı. Sorduğu sualleri birkaç cevapla gayet ilmi bir şekilde cevaplandırdı. Bu işin kerametle olduğunu anlayan müderris derhal ona intisap edip talebesi olmuştu. Abdullah Efendi Hazretlerine intisabından sonra daima bizim ilmimiz birkaç cevaplıkmış derdi. Mustafa Safi Efendi Hazretleri vefatından 10 gün önce bu halifesi Abdullah Efendi'yi huzuruna çağırıp bütün talebelerinin yanında şöyle vasiyet etti. Bundan sonra işte bu Abdullah Efendi sizin şeyhinizdir. Kendisi arif, kamil, mükemmel, yetişmiş ve yetiştirebilendir. İlmi zahirde ümmidir. Fakat ilmi batında benzeri yoktur. Sizin yanınızda ben nasıl isem o da öyledir. Bu vasiyeti üzerine bütün talebesi ona intisap edip vefatından itibaren 6 ay müddetle büyük kalabalıklar halinde talebe olmaya gelenlerin arkası kesilmemiştir. 4000'den ziyade kimse ona intisap etmiştir. Tabii bu böyle mübarek bir zatın elbette ki efendim pek çok menkıbeleri vardır. Bu menkıbelerinden inşallah Teala bir tanesini yine sizlere nakledelim. Efendim bu arada Fatih abi herhalde henüz Evet efendim. bağlandın mı Fatih abi? Bağlandık efendim, bağlandık. Eğer bağlandıysanız menkıbeyi sizden dinleyelim eğer müsait Tabii pozisyonunuz efendim, müsait. müsait. Müsaitim. Peki o zaman efendim Fatih abimiz teknik problemini halletmiş şu anda hattımızda. İnşallah Teala bu menkıbeyi de biz Fatih abiden dinleyelim. Efendim teşekkür ederim. Allah Teala olsun. Öncelikle kusura bakmayın. Kısa bir teknik bir arıza oldu ama hallettik çok şükür. Herkese hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. İnşallah bu hafta Sait abi Gerdeli Abdullah Efendi Hazretleri girişkahını yaptı sizlere. Şimdi biz de inşallah onunla ilgili bir menkıbeyi sizlerle paylaşacağız. Efendim Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin keramet ehli çok talebesi var ise de Abdullah Efendi'den ve Yusuf Efendi'den başkasına icazet vermemiştir. Tabi icazeti kime vereceğini, kime vermeyeceği tamamen o mübarek zatın kendi inisiyatifinde kalmış bir şey. Onun haricinde aksi bir şey söz konusu değil zaten. Hem talebelerinden Şeyh Osman Efendi de tasavvufta hayli yol almış, hilafet derecesine yaklaşmıştı. Ancak hocalarının emir ve emri gereği onun da Abdullah Efendi Hazretlerine teslim olması gerekiyordu. Her şeyin bir kuralı, bir kaidesi var. Ona göre hareket etmek zorundalar. Şeyh Osman Efendi hocası Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin vefatından sonra bir müddet Abdullah Efendi Hazretlerine teslim olmadı. Bir defasında ikisi birlikte hocaları Mustafa Safi Efendi Hazretlerinin kabrini ziyaret için türbesine gittiler. Ziyaret sırasında hocaları Mustafa Safi Efendi Hazretleri onlara görünüp Şeyh Osman Efendi'nin elinden tutarak Abdullah Efendi'ye teslim etti ve bunun kusuruna bakma diyerek iltifat gösterdi. Bu hadiseden sonra Osman Efendi de talebesi oldu.
Abdullah Efendi Hazretleri Safi Efendi Hazretleri'nin yerine insanlara rehberlik için irşat makamına geçince kendisine tasavvufta yüksek bir derece olan kutbiyet makamı ihsan edildi. Abdullah Efendi Hazretleri'nin çok kerametleri görülmüştür. Dinin emirlerine uymakta son derece gayretliydi. Ben yine bir gün böyle abdest alırken başını kaplama mesletti. Yani kaplama mesh dediğimizde aslında Osman hocamız birçok kez TGRT FM'de bunu anlattı. İşte kaplama başın tamamını meshetmek anlamına geliyor. Bu şekilde mesh yaptığını gören İbrahim Hilmi Efendi, dörtte birini de meshetseydiniz caiz olurdu diye söyleyince, ben ömrüm boyunca böyle başımın tamamını meshetmişimdir diye cevap verdi. Bütün ibadetlerinde takva üzereydi. Abdullah Efendi Hazretleri halini o derece gizler ve tevazu ile hareket ederdi. Görenler sanki sıradan biri tasavvuftan hiç yol kat etmemiştir zannederdi. Kendi bu hususta hiçbir şey söylemezdi. Hal keşif ve keramet sahibi olup çok talebe yetiştirmiştir. Dünyaya ve dünya malına karşı hiçbir meyli yoktu. Fakat talebelerin hallerini görüp anlamak ve onları yetiştirmek için onlarla yakından alakadar olurdu. Dünya ile hiç alakası yok gibi bir halde ve fena derecesindeydi. Ancak dünya işlerinden bir mesele sorulsa, soranları hayrete bırakan cevaplar vererek müşkilleri hallederdi. Abdullah Efendi Hazretleri bir gün Gerede'den Bolu'ya giderken, "Oğul, yerime bir halife yetiştirseydim şu dünyadan gider idim. Zira usandım. Zahiri ve batini emrolunan işler vardır. Hatta elime iki tarafı da keskin bir kılıç verdiler," dedi. Çünkü hocası Safi Efendi Hazretlerinin vefatından sonra ona kutbiyet makamı da verilmişti. Bu sebeple zahiren yapmakla vazifeli olduğu işler vardı. Yerine Halil Rahmi Efendi'yi yetiştirip kemale erdirdikten sonra kendi memleketinde irşad ile vazifelendirdi. Bunu da Sultan Süleyman Camii'nde insanlara rehberlik yaptı. Orada insanlar yetiştirmeye devam etti diyelim. Bu iki kıssasını da paylaştık. Şimdi o gönüllere şifa olan sohbetlerinden Sait abimizden dinleyelim. Buyurun efendim. Efendim teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Allah razı Efendim Abdullah Efendi Hazretlerinin çok güzel şifa kaynağı sohbetleri olmuştur. Dostlarına, talebelerine, çevresindeki arkadaşlarına yapmış olduğu sohbetlerden birkaçını sizlere nakletmeye çalışalım. Buyurdular ki, helal kazanıp helalden yemeli, giyinmeli ve çalışmalıdır. Ve her hareketi Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem uydurmalıdır. Ona uygun olmalıdır. Dargınlar barışmalıdır. Önce davranan önce cennete girer. Tenhada yalnız kalınca da günahtan sakınmalıdır. Bu çok önemli. Nefsi mağlup etmek için onu rahatsız etmelidir. İstediği şeyi vermemelidir. En tesirlisi gündüzleri oruç tutmak, geceleri az uyuyup namaz kılmaktır. Biz maşallah bunun bugünlerde hep tersini yapıyoruz. Oruç tutmak zaten bir kenara, bol miktarda yiyoruz, içiyoruz ve bol miktarda da uyumakla meşgulüz maalesef. Az konuşmalıdır. Altı yerde dünya kelamı ile meşgul olmak uygun değildir. Bu konuşma yerleri mescitler, ilim meclisleri, ölü yanı, kabristanlar, ezan okunurken ve Kur'an-ı Kerim okunurken. Efendim burada özellikle şuna dikkat etmekte fayda var. Bu Kur'an-ı Kerim okunurken ve ezan okunurken maalesef camilerde şimdi çok sık rastladığımız bir hadise. Özellikle biz Kandil gecelerinde biliyorsunuz Mevlid yayınları için birçok Evet. illerimizi dolaşıyoruz. Bu illerimizi dolaşma esnasında camilerde tabii ki
Kandil sebebiyle mevlid yayınları yapıyoruz. Bu mevlidler yayın esnasında özellikle Kur'an-ı Kerim okundu. Yani okunması esnasında bir şeye şahit oluyoruz. Bu da bizi çok üzüyor. Burada yeri gelmişken mutlaka belirtmekte fayda var. Öncelikle camilere tabii ki hanımefendiler de teşrif ediyorlar çocuklarıyla beraber. Ama ne Evet yazık efendim. ki burada en bizi rahatsız eden ve canımızı sıkan husus şudur. Hanımefendiler çocuklarıyla beraber geliyorlar. Caminin içerisinde uğultudan durulmuyor efendim. Yani durmaksızın çocukları bir tarafta, kendileri bir taraftan sürekli konuşuyorlar. Efendim camiye giriyorsunuz. Bir kere camide dünya kelamı konuşulmaz. Bir. İkincisi Kur'an-ı Kerim okunuyor o anda. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek efendim okumak sünnetse dinlemek farzdır. Farzı yapmamak da çok da büyük bir günahtır. Dolayısıyla yani bu hususa özellikle dikkat edilmesine fayda var. Bazen de böyle yine efendim mesela cenaze evlerinde rastlıyoruz. İşte hoca efendi gelmiş orada Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bakıyorsunuz oradaki insanların hepsi oturmuş birbirleriyle fısır fısır konuşuyorlar bir yerden. Yani saygı ve edep gözetilmeksizin bunlar çok tehlikeli şeylerdir efendim. Yani mutlaka dinlemek lazım. Hatta ve hatta biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ya da ezanın bakın ezan-ı Muhammediye için hani hoparlörden okunanlar biliyorsunuz uygun değil. Hoparlörden okumak ya da işte Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde. Ancak fıkıh kitaplarında ne buyuruluyor? Yine de yani bunları mutlak surette efendim yani nereden okunursa okunsun, her ne şartta okunuyorsa okunsun, mutlaka efendim edep ve saygıda kusur etmemek lazım buyuruluyor. Bu çok önemli bir konu. Öncelikle istirham ediyoruz. Özellikle camilerimizde ne olur? Çocuklarımızı yanımızda getirince, evet yanımızda getiriyoruz camiye alışsınlar diye. Ama burada onların bir taraftan da günaha girmelerine de lütfen sebep olmayalım. Buna dikkat edelim. Yine buyuruyor ki gururlu olmayınız. Yani kibirden uzak durunuz. Nefsinizle mücadele ve riyazet ediniz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hep riyazet çekmiş, zenginlik istememiş, arpa ekmeğini bile doyuncaya kadar yememiştir buyuruyor. Fıkıh bilgisini öğrenmelidir. Çünkü fıkıh ilmi insanları iyilik ve takvaya ulaştıran, adalette doğru yolu gösteren ilimdir. Fıkıh ilmi insanlara kurtuluş yollarını gösterir. İnsanları bütün güçlüklerden kurtarır. Çünkü Allahu Teala'dan korkan bir fakih, yani fıkıh ilmini bilen bir kişi şeytana karşı 1000 abidden daha güçlüdür. Çünkü fıkıh ilmini bilen bir kişiyi şeytan musallat olamaz. Çünkü şeytan kandıramaz. İlim sahibidir. Fıkıh ilmi dünya ve ahiret saadetiyle ilgili ilimlerin inceliklerini bilmektir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre fıkıh ilmi kişinin din ve dünya saadetine kavuşabilmesi için lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir. İlim ancak amel etmek içindir. İlim ile amel etmemek ahiret saadeti için dünya işleriyle ilgili işleri terk edip gönülden çıkarmaktır. Fıkıh ilmi konusunda sadece Abdullah Efendi değil, bütün evliya-i kiram, bütün büyük alimler hepsi üzerinde mutlaka basa basa durmuşlardır. Çünkü İslamiyet demek fıkıh ilmi demektir. Eğer İslamiyet'te ibadetlerinizin kabul olması, efendim yaptığınız ibadetlerin doğru olmasını istiyorsanız mutlak surette fıkıh ilmini bilmeniz lazım. Niye? İşte ibadetlerin kabul olması için haram yemeyiniz buyuruyor. Efendim, haram yememek için ne yapmak lazım? Öncelikle bir kere bey ve şirayı yani alışveriş ilmini bilmek lazım. Efendim, ibadetlerin nasıl yapılacağını bilmezseniz bunlar hep fıkıh ilmiyle olur. Doğru dürüst bu sefer ibadeti yerine getiremezsiniz. Yani fıkıh ilminin olmadığı yerde İslamiyet yok demektir. Niye bunun üstüne basa basa duruyoruz? Maalesef günümüzdeki birçok sahte tipler kendisini efendim biraz Arapça bilerek efendim hocalık ya da işte
alimlik makamında gören bir takım zatların çok sık dile getirdikleri bir şey var. İşte Kur'an ve sünnetten başka bir şey tanımayız. Kur'an-ı Kerim meali okuyunuz. Oradan sonrası gerisi önemli değil diye insanları asıl İslamiyet'in temel kaynağı olan fıkıh ilminden uzaklaştırmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine şahit oluyoruz. Bu da çok tehlikeli bir hadisedir. Eğer fıkıh ilminiz yoksa İslamiyet'ten haberiniz yoktur demektir. Yine buyuruyor ki haramlardan sakınmak farz olduğu gibi cimrilik, cömertlik, korkaklık, kibir, cesaret, alçak gönüllülük, israf, iffet ve benzeri ahlaki konularda da bilgi sahibi olmak farzdır. Çünkü cimrilik, korkaklık, kibir ve israf haramdır. Bunları ve bunların zıtlarını bilmeden kendilerinden sakınmak mümkün değildir buyuruyor. Yine buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, dünya ve ahiret hayatında bela ve afetlerden korunmak için Allah'a af ve afiyet dilemekle zamanını geçirmesi lazımdır. Çünkü devamlı dua eden bir kişi duanın şartlarını yerine getirince Allahu Teala onun dualarını kabul eder buyuruyor. Efendim, Hacı Abdullah Efendi'nin sohbetlerini burada bitirdik. Şimdi onun vefatıyla ilgili bölümü inşallah nakledeceğiz. Ondan sonra da Değil efendim. bir reklam arası veririz. Efendim, Abdullah Efendi Hazretleri bir gün Bolu'ya teşrif ettiler. Sohbetiyle nice ölü kalpleri dirilttikten sonra bir akşam Muhammed Bey adında bir zatın evinde misafir iken "Yarın Gerede'ye gitmem gerekiyor." dedi. "Davet edildiğiniz yerler var. Kerem edin, lütfedin birkaç gün daha kalın." dedikleri zaman "Yarın gideceğim." dedi. Ertesi gün mecburen bir binek tedarik ettiler. Sabah vakti yola çıktı. Talebelerinden çoğunun haberi olmadı. Birkaç talebesi Kuru Çeşme denilen yere kadar uğurladılar ve orada vedalaştılar. Uğurlayan bu talebelerine "Her ne zaman benim hasta olduğumu işitirseniz ihmal etmeyip geliniz." dedi. Böylece vefatına işaret etmiş olmasıyla uğurlamak için orada bulunan talebeleri ağlaşmaya başladılar ve ayaklarına kapandılar. Bunun üzerine "Ben sizi herkesten çok severim. Bu burada anlaşılmaz. Yarın anlarsınız." diyerek bazı işaretler verdi. Sonra da oradan ayrılıp gitti. Abdullah Efendi Hazretleri ayrıldıktan sonra gözden kayboluncaya kadar talebeleri arkasından bakıştılar. Gerede'ye vardıktan sonra ertesi gün hastalandı. Talebesi İbrahim Bey'i Bolu'dan çağırmalarını emretti. Bazıları "haber gönderdik" diyerek haber gönderilmesine mani oldularsa da arada bir "İbrahim Bey geldim" diye sorunca telaş olmaması için haber göndermediklerini söylediler. "Mutlaka gelmesini arzu ediyorsanız haber gönderelim" dediklerinde "Eyvah, şundan sonra haber göndermekle yetişemez. Ne söylediysem onu yerine getirmeniz gerekirdi." diyerek haberi göndermeyen kimseye gücendi. Ya, hocanın sözünü dinlememek çok Evet. tehlikeli bir şey. Haberi göndermeyen kimse daima yanında olduğu halde bir mani sebebiyle vefatı sırasında ve cenazede bulunamadı. Yani sen misin ona bu sözünü yerine getirmeyen? O efendim feyiz ve bereketten de istifade edemedi maalesef. Gerede'deki dergahında bulunan odasına defnedildi. İbrahim Efendi ancak vefatın ertesi günü haber alıp gelebildi. Kabrini ziyaret edip üzerine türbe ve sanduka yaptırdı. Abdullah Efendi'nin vefatından sonra da yerine halifesi Halil Rahmi Efendi irşat makamına geçmiş ve talebeleri ona intisap etmiştir. Efendim, Allahu Teala bu büyüklerimizin şefaatlerine nail eylesin inşallahu Teala. Onların feyiz ve bereketlerinden, ruhaniyetlerinden istifade edebilenlerden eylesin cümlemizi diyoruz. Efendim, Amin. bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra da Tamam. inşallahu Teala yine Bolu'nun meşhur çok bilinen mübarek zatlarında efendim Hayrettin Tokadi Hazretlerinin hayatını inşallah sizlere nakledelim. İnşallah efendim.
TGRT FM. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızdayız sizlere. Sait abim de söylediği gibi Hayrettin Tokadi Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağız inşallah. Efendim, Hayrettin Tokadi Hazretleri 16. yüzyıl Osmanlı velilerindendir. Tokat'ta doğmuştur. Küçük yaşlarda tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğrenmiştir. Zahiri ilimlerde yetişmiş bir alim olarak gelip Bolu'ya yerleşmiştir. Hem tasavvufta üstad olan Hayrettin Tokadi Hazretleri halveti yolunun büyüklerindendi. Hicri 940, miladi 1533 yılında Bolu'da vefat etmiştir. Efendim, Hayrettin Tokadi Hazretleri birçok evliya veli zat gibi dünyaya hiç meyletmezdi. Takva ve vera ehliydi. Haramlardan şiddetle kaçar. Hatta şüpheli korkusu ile mübahların bile fazlasını terk ederdi. Zamanlarının bir dakika boş geçmemesi için uğraşır, vaktini ibadet ve insanlara faydalı olmakla geçirirdi. Kendisine sığınanları boş çevirmezdi. Dini İslam'ı yaymak, ehli sünnet itikadını herkese anlatmakla vaktini değerlendirirdi. Dinin emirlerini yapmayan ve yasaklarından kaçınmayanlara ziyadesiyle nasihat eder, onların cehennemde yanmaması için elinden gelen gayreti gösterirdi. Halkın arasında hakkı anardı. Görünüşte insanlar arasında bulunurdu. Fakat kalbi ile hep Allah-u Teala'yı hatırlar. Hakiki sahibinden bir an dahi gafil olmazdı. Yaptığı dualar kabul olurdu. Efendim, Hayrettin Tokadi Hazretleri yani gezenler, gidenler görmüştür illaki. O şeyin, türbesinin olduğu yer aynı zamanda oranın, burasının dergahıydı. Orası malum yol üzeri, gelen geçen uğrar, orada yemeğini yer, işte aşevi var orada ve sohbetini dinler, namazını kılar, abdestini alır, kalmak isteyen kalır, öyle yoluna devam edermiş. Ta o Hayrettin Tokadi Hazretlerinden bu zamana hala devam ediyor, şu an bile öyle. Yani ister E5 üzerinden, ister otoban üzerinden gidin, Hayrettin Tokadi Hazretlerinin kabrinin orada, türbesinin orada bir 10 dakika, 15 dakika nefeslenmek için veya 1-2 saat yemek yiyip dinlenip namaz kılmak için mola verilebilir. Tabi o zaman da öyleydi. Tabi dergahı dolup taşardı. İşte gönüllere şifa sohbetleri vardı. Nasihatleri vardı. Şimdi efendim isterseniz Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin sevenlerine yapmış olduğu o nasihatlerden bir kısmını sizlere burada inşallah nakledelim. Efendim buyuruyor ki, Allah-u Teala'nın insanlara şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anlıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum fakat sen başkalarının dergahına gidiyorsun. Ben dertleri belaları senden uzaklaştırıyorum. Lakin günah üzerinde ısrar ediyorsun. Ey Ademoğlu, yarın kıyamette huzuruma gelince mazeret olarak ne söyleyeceksin? Yine efendim bir sohbetinde Sehil bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinden bir nakil yapıyor. Şöyle anlatıyor efendim. Mübarek buyurmuşlar ki, bedbahtlığın alameti olan şeyler nedir? İlmi olup onunla amel edememek, ameli olup ihlaslı olmamak, bunun alameti de ve hizmetleri zorlukla yapmak ve Hak Teala'nın verdiğine razı olmayıp başka şeyler peşinde koşmaktır. Bedbahtlığın diğer bir alameti de Allah-u Teala'nın dostlarının sohbetine kavuşamamak ve onlardan hüsnü kabul görmemektir. Bir gün Sehl-i Tüsteri Hazretlerine günde bir defa yemeğe ne dersin diye sorduklarında
Bu sıddıkların yeme tarzıdır dedi. İki öğün yemeğe ne dersin dediklerinde bu müminin yeme tarzıdır dedi. Üç defa yemeğe ne dersin dediklerinde cevabı biraz ağır oldu. Buyurdu ki bütün afetlerin başı doyuncaya kadar yemektir. Ne kadar ilginç bir şey. Yani Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin. Zaten günümüzde de bütün doktorlar az yemek şifadır diyorlar. Yani az çok fazla yememek lazım diye bütün doktorlar da söylüyorlar. Tam mübarekler ta o zamanlardan söylemişler. Efendim yine buyuruyor ki haram yiyenin yedi uzvu günaha girer. Yani haram işlediği zaman yedi uzvu birden günaha giriyor. Helal yiyenin uzuvları da ibadette olur. Allahu Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. Kulun Allahu Teala'ya şükretmesi, onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Çünkü kulun bütün uzuvları Allahu Teala'nın kuluna olan lütuf ve nimetleridir. Şakik-i Belhi Hazretleri buyurdular ki, bir musibet geldiğinde feryadu füyan eden kimse Allahu Teala'ya karşı gelmiş olur, ağlayıp sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmediği gibi insanın sabredenlere verilen sevap ve mükafattan da mahrum olmasına sebep olur. Yine bir nasihatinde buyuruyor ki, bir kimsenin yanında mübarek bir zatın iyilik ve güzel halleri anlatılır da o kimse bundan zevk duymaz ve o mübarek zata karşı kalbinde muhabbet hasıl olmazsa bilsin ki kendisi kötü kimsedir. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Bir kusuru ve ayıbı var diye bir kimseyi kötüleyen, hakaret eden kimse kendi kendini helak etmiş demektir. İnsanlar bir kimse hakkında bundan bize zarar gelmez, bu emin bir kimsedir derlerse o kimse bütün insanların zarar ve kötülüklerinden emindir. Kim Müslümanların aleyhinde konuşur, onları gıybet eder, onlara iftira atarsa aralarında söz taşıyıp kovuculuk yaparak Müslümanları birbirine düşürürse Müslümanların hakkını gözetemez, onların kalplerini kırar, incitirse ve onları kendinden aşağı görürse o kimse şeytanın hizmetçisi olmuş olur, dünyada fakir, ahirette iflas etmiş vaziyette hakir ve zelil olur buyuruyor efendim. Efendim sohbetlerinden, nasihatlerinden bir miktar aktardık. Şimdi Sait abiden de o mübarek zatın Halid-i Tokadi Hazretlerinin yüzlerce menkıbelerin içerisinden birkaç tanesini dinleyelim. Buyurun efendim. Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Hayrettin Tokadi Hazretleri biliyorsunuz daha önceleri pek bilinmez idi. Evet efendim. Bizim TGRT yayınlarıyla beraber oldukça işte 1993 yılında 94 yıllarda hatırlarsanız oradan bir mevlüt yayını Evet yapmıştık. efendim. Ramazan Ayvalı abimiz de Allah da razı olsun o da çok güzel sohbetler etmişti. Bu vesileyle bu mübarek zatın tanınmasına biz de efendim TGRT olarak İhlas ailesi olarak çok büyük katkılarımız olmuştu. Ondan sonra elhamdülillah pek çok kişi orayı devamlı ziyaret eder hale geldi. Artık bugünlerde mutlaka oradan geçenler oraya uğruyorlar. Orası da gayet güzel bakımlı bir hale geldi. Orada bir vakıf da kurmuşlar. Gelen giden Evet. insanlar orada yiyecekler ikram ediyorlar. Yani insanlar orada çok rahatlıkla işte ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Hoş olmuş bir vaziyette. Sebep olanlardan da Allah'tan razı olsun Efendim, diyoruz. anladım. Efendim Efendim. hangi özür dilerim sözünüzü kestim de sırf Hayrettin Tokadi Hazretleri değil ki işte Mehmed Emin Tokadi Hazretleri olsun, Aziz Mahmud Ayazoğlu Hazretleri olsun. Yani Allahu Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yani Enver abilerin TGRT olarak bu ülkeye yapmış olduğu hizmetleri yani artık yani anlatmak Sadece da istemem ülkeye ama mi yoksa dünyaya mı? yani tabii bütün dünyaya tabii de orası da var Evet. için bütün Tabii dünyaya ki. yaptığı hizmetler böyle gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Geçenlerde şeyde bizim Türkiye gazetesi yazarlarından bir hanımefendi var.
Özbekistan'a gitmişti. O Özbekistan'da işte gidip ziyaret ettiği yerde İmam Maturidi Hazretlerini anlatıyor. Evet. Biliyorsunuz İmam Maturidi Hazretlerinin kabri Evet. şerifi efendim, bir Yahudinin evinin bahçesindeydi. Onların arazisindeydi. O araziyi Enver abiyle 30 bin dolar satın alıp orayı o Yahudiden kurtarmışlardı efendim. Evet efendim. Yani Türkiye nere, Özbekistan nere, İlas Holding olarak böyle bir hizmeti orada yerine getirmişlerdi. Şimdi çok Evet. şükür elhamdülillah İmam Maturidi Hazretleri'nin kabri şerifi artık herkes tarafından bilinen ve korunaklı bir hale getirmiştir ki işte bir Evet. bakıyorsunuz yine konudan konuya geçiyoruz. İmam Rabbani Hazretleri'nin kabri şerifine işte yani çeşitli hizmetlerde bulunmuşlar. Dünyanın her bir tarafına sadece yani Türkiye'de bütün her yere bu hizmetleri Evet efendim. götürdüler ki Allahu Teala onlardan gani gani razı olsun, makamları âli Amin. olsun. Amin efendim. Çünkü her şeyimizi hep onlardan öğrendik. Bize yani bu büyüklerin de büyük olduğunu bilmemize, yani böyle büyüklerin varlığının en başta efendim bilmemize bize öğrettiler ki bunun için ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükretsek azdır. Efendim, bu yüzden biz de elimizden geldiğince bu büyüklerin çeşitli vesilelerle tanınması, bilinmesi için gayret ediyoruz. Efendim, Hayrettin Tokadi Hazretleri'nin evine bir gün hırsız girer. Her taraf aradı fakat götürecek bir şey bulamadı. Eli boş döneceği zaman Hayrettin Tokadi Hazretleri fark eder ve "Ey genç, şu kavayı al, su doldur. Abdest al ve namaz kıl. Bu arada evime belki bir şey gelir sana veririm. Böylece evimden boş dönmemiş olursun" dedi. Genç onun emrettiği gibi hareket etti. Sabah olunca zengin birisi Hayrettin Tokadi Hazretlerine 150 altın getirmişti. Hayrettin Tokadi Hazretleri de bu parayı o gence vererek "Al, bu gece kıldığın namazlar sebebiyle sana mükafattır" dedi. Genç onun bu merhamet ve iltifatı karşısında şaşırdı. Hali de değişti. Sonra "Yolumuzu kaybetmiş, bozuk işlere dalmıştım. Bir gece hayırlı bir iş yapıp Allahu Teala'ya ibadet ettim. Rabbim de bana da böyle ihsanda bulundu" diyerek tövbe edip Hayrettin Tokadi Hazretlerine talebe oluyor. Hulusi kalple yapılan bir efendim. Evet Yani efendim. bu büyüklerin kapısına bakınız, hırsız olarak bile gitseniz kalbinizde bir kötülük yoksa en nihayetinde sizin kalbinizi de efendim alırlar. Güzelce sizi de her türlü kötülükten kurtarırlar. İsterseniz Evet hırsız efendim. gidin, isterseniz eşkıya olarak. Ama yeter ki kalbinizde efendim hainlik, efendim kötülük olarak gitmeyin yani. Evet efendim. Hayrettin Tokadi Hazretleri yine talebelerine yapmış olduğu sohbetlerinde buyuruyorlar ki insanın dini için en faydalı ahlak dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya yani arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. En çok sevdiğimiz işlerden bir tanesi. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Allah muhafaza. Amin. Haramları yapan Allahu Teala'yı gazaplandırır. Allahu Teala'yı gazaplandıran kimse ise helak olur. Şu üç şey zulümdür. Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek. Yani amire itaatsizlik. Kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak. Yani zulmetmek ve zalimlere yardım etmek. Buyuruyor ki zalime yardım eden onun zulmüne uğramadan ne yapmaz? Ölmez Ölmez. buyuruyor. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi sever. Hasetçinin alameti üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dalkavukluk yapar. Onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkardır. Vakitlerini ziya eder, zayi eder, hatta günaha bile girer. Akıllı kişi Hak Teala'nın azamet ve kudretini anlayandır.
Yoksa dünyanın hile ve desiselerine saparak dolap çeviren kimse değildir. Hani bugünlerde kendilerini akıllı diyorlar ya. Aslında yani zeki kişilere de akıllı. Efendim adam ne kadar akıllı. İşte şunu yapmış. Şu keşfi yapmış. Efendim şu icadı yapmış diyor. Tabii icat demek doğru değil ama şu keşfi yapmış, şunu yapmış falan. Adam ne akıllı, dünyanın en akıllı. Yani bunlara akıllı denmez buyuruyor kitaplarda. Büyüklerimiz ne buyuruyor? Akıllı kimse Hak Teala'nın azamet ve kudretini anlayandır. Yani Allah-u Teala'yı bilendir. İşte Edison çok akıllı. Çok akıllı falan değil. Zeki olabilir. Zeki olmak ayrı bir şeydir. Asıl akıllılık nedir? Allah-u Teala'nın efendim varlığını, birliğini bilen ve ona tabi olan, onun emir ve yasaklarına uyan, onun evliyasına, onun peygamberlerine uyan kimsedir. Öyle. Bir sihirbazın bir ayda bozamadığını bir nemmam, yani söz taşıyan kişi bir saatte bozar. İlmi miras bırakmak altın ve gümüş miras bırakmaktan daha hayırlıdır. Hele hele bu miras böyle yazılı kitaplar olursa bunlara efendim altın ve gümüş değil de nice cevherleri üst üste koysan onlarla bile değerini ne yapamazsınız efendim takdir edemezsiniz. Karşılayamaz. Bir evde üç şey varsa oradan bereket kalkar. Bunlar israf, zina ve emanete hıyanet etmektir. Yolda giderken bir bidat işleyen kimse ile karşılaşırsan hemen yolunu değiştir. Allah Allah, ne kadar enteresan değil mi? Evet, çok tehlikeli bir şey çünkü. Yani bunu her seferinde hani siz de bahsediyorsunuz, bu evliya zatların hayatlarında da okuyoruz. Yani bu bidat, yani küfürden sonraki en mühim bir şey. Yani bu kadar şeyden sonra artık o anlaşılıyor. Çünkü zaten bidatte ısrar Allah korusun küfre götürüyor müddet sonra. Evet. Allah-u Teala muhafaza çünkü etsin. Yani. Bidatın tehlikesi nedir buyuruyor? Bidat işleyen kimse yaptığı işlerin doğru olduğunu zanneder ve bundan dolayı da tövbe etmek zahmetine katlanmaz. Çünkü doğru yapıyorum zanneder. Bir de sevap bekliyor. Yani bir de sevap bekler. Bu yüzden tehlikelidir buyuruyor. Evet. Kim ibadet etmekle Allah-u Teala'ya itaat ederse Allah-u Teala da ona cennetiyle ikramda bulunur. Kim günahları terk etmekle Allah-u Teala'ya itaat ederse Allah-u Teala da onu cehenneme sokmayarak ikramda bulunur buyuruyor. Şunlara dikkat et. İnsana zarar bunlardan gelir. Gözünle harama bakma. Dilinle yalan söyleme. Kalbinde Müslüman kardeşine haset ve kin tutma. İyi şeyleri arzu et ve iste. Şer ve kötü olan şeyleri arzu etme. Eğer bu dört şeye iyi sahip olmazsan sonunda bedbaht bir insan olursun buyuruyor. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sünnet-i seniyeye uymadan amel edenin ameli batıl olur buyuruyor bu mübarek zat. Allah-u Teala efendim büyüklerimizin, bu mübarek zatların makamlarını âli eylesin ve bunların amin, mübarek yüz hürmetine de efendim hepimizi iki canda aziz eylesin, şefaatlerine amin, nail eylesin diyoruz. Efendim Bolu'daki Evliya-i Kiram'dan bir tanesi daha var. Onu geçenlerde sanırım anlatmayı unuttuk. Kısaca ondan da bahsedelim. Sonra buyurun da programımızı sonlandıralım. Ömer Sıkkini ya da Bıçakçı Ömer Dede diye geçiyor. Göynük'te, sizin memlekette biliyorsunuz bu. Tabii. Göynük'te. Yani efendim, duydum efendim ismini. Evet. Evet. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin ilk iki halifesinden biri olan Ömer Sıkkini Hazretleri Bursalı'dır. Göynük'e gelerek yerleşmiş ve orada türbede kalmıştır. Türbesi altı köşeli ve kaplamalıdır diyor. Melamiye tarikatının kurucusu olarak bilinen Ömer Sıkkini Hazretleri efendim Akşemseddin Hazretleri ile beraber aynı devirde bulunmuşlar. Efendim beraber orada ders görmüşler. Burada efendim Ömer Sıkkini Hazretleri Akşemseddin Hazretleri ile
Yani aralarında çeşitli hadiseler yaşanmış ama bunlar çok önemli değil. Yani latifeli zamanları geçmiş. Aynı devirde yaşamış olan evliya zatlardan bir tanesi. Kabri Şerif'i de yanlış hatırlamıyorsam Göynük'te yol kenarında efendim böyle bir yerde herkesin bildiği bir yerdir. Dolayısıyla burada Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bütün ihsan ve ikramları da kavuşarak irşat görevine burada devam etmiş mübarek zatlardan bir tanesidir. Allahu Teala efendim şefaatlerine nail eylesin diyoruz. Amin. Yani gittiğiniz zaman inşallah yani ziyaret ederseniz Akşemseddin Hazretlerini yine orada da Ömer Sıkkini ya da Bıçakçı Dede Ömer Dede diye bilinen bu zatı da orada inşallah Teala ziyaret etmek nasip olur diyoruz. İnşallah. Efendim bu hafta biraz programımızı erken bitireceğiz. Çok önemli değil. Haftaya biliyorsunuz Miraç Kandili, Çarşamba günü. Şimdiden Miraç Kandilinizi tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bizlere de bu vesileyle dua edersiniz. Amin. Biz haftaya ne yazık ki program yapamayacağız. Çünkü Miraç Kandili Evet. vesilesiyle inşallah Teala programımızda bir aksilik olmazsa bu korona efendim yasaklamaları ile ilgili bir tekrar engel çıkmazsa Mevlid programlarımıza başlıyoruz inşallah. İnşallah, Ve inşallah. bu ayki Mevlid programımızı da hemen yanı başımızdaki komşu vilayetimiz olan Tekirdağ'ında gerçekleştirmeyi planladık. Şimdiden Maşallah. hazırlıklarımızı yaptık. Efendim İnşallah. bir aksilik olmazsa Çarşamba günü inşallahu teala orada olacağız. Haftaya Çarşamba günü hem kitap dağıtım hizmetlerimiz olacak hem de mevlüt yayınımız olacak. İnşallahu teala bu vesileyle şimdiden sizlerin de efendim Miraç Kandilini tebrik ediyoruz ve Miraç Kandili vesilesiyle inşallah olmasınız, dua da edersiniz diyoruz. Bütün geçmişlerimizin, bütün evliya zatların ruhu şerifler içinde ayrıca birer Fatiha ve Üçü İhlas-ı Şerif okumayı da lütfen ihmal etmeyelim diyoruz. Geceniz ve ömrünüz bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz bizi sabırla dinlediğiniz için. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden, anlatmış olduğunuz menkıbelerden dolayı Allah-u Teala razı olsun. Dediğiniz gibi inşallah bizlere şefaat ederler, şefaatçi olurlar diyelim. Efendim bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı kapatmadan önce Bu şunu da arada duyurmak isterim. efendim Buyurun efendim. kısa bir bilgi verelim. İnşallah Teala haftaya tabii Mevlid programı sebebiyle yayınımızı yapamayacağız. Bir sonraki hafta inşallah Teala Ankara'daki mübarek zatları en başta İnşallah. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden başlayarak ondan hayatlarını aktarmaya gayret edeceğiz. Bu bilgiyi de İnşallah. ekstradan vermiş olalım. Teşekkür ederim efendim. Allah Teala Estağfurullah. razı olsun. Efendim bundan önceki programlara birçok podcast uygulamalarından ulaşabildiğiniz gibi ayrıca işte web sitemizden ve TGRT FM'in YouTube hesabından da ulaşabilirsiniz sesli yayınlar kısımlarından. Efendim bizler de ben de mübarek önümüzdeki Miraç Kandilinizi tebrik ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Bizler dua ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Efendim sizlere ve yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Ve inşallah 2 hafta sonra Çarşamba günü tekrardan Ankara evliyalarını anlatmak üzere, görüşmek üzere sizlere veda ediyoruz. Geceniz ve ömrünüz hayırlarla da olsun. Sağlıcakla kalın efendim. Diyarlardan gönüllere.